Merhaba. Son 10 yılda her Kasım'ın birinde olduğu gibi bu yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kişiler için sağlık sigortası yapma sezonu başladı. New Jersey'de yaşayan bizler için bu yıl bir değişiklik var. Daha önceki yıllarda federal hükümetin healthcare.gov adresinden satın aldığımız sağlık sigortasını bu yıl New Jersey eyaleti kendi web sayfası üzerinden satmaya başladı. Gelir seviyesi belli aralıkta olan kişilere devletin de desteğiyle sağlık sigortası alabilmesini amaçlayan bu program Obama hükümeti zamanında çıkarıldığı için Obamacare olarak da anılmaktadır. Bu yıl New Jersey'de yaşayanlar için farklı olan şey artık bu şu anda ekranda gördüğünüz healthcare.gov adresinden sağlık sigortası almayacağız. Eyaletimizin hazırlamış olduğu kendi sayfamız üzerinden sağlık sigortası satın alacağız. İsterseniz healthcare.gov adresine gelerek New Jersey'de sağlık sigortası almayı deneyelim. Kendi eyaletimizi seçtiğimizde bizi Get Covered New Jersey sayfasına gönderiyor. Artık New Jersey'de sağlık sigortası bu adres üzerinden satın alınacak. Ayrıca New Jersey farklı olarak 15 Aralık'ta federal hükümetin sağlık sigortası poliçesi alma döneminin bitmesine rağmen New Jersey'de bu süre 31 Ocağı kadar sürecek. Şimdi Get Covered sitesinden nasıl başvuru yapacağımızı isterseniz adım adım inceleyelim. Öncelikle başlangıça basıyoruz. Önümüze 3 tane farklı alternatif çıkıyor. Eğer daha önce Marketplace'ten herhangi bir sağlık sigortası satın almadıysanız o zaman ilk seçeneği seçiyorsunuz ve sizi bu sayfaya yönlendiriyor. Eğer daha önce Marketplace yani healthcare.gov'dan bir sağlık sigortası satın aldıysanız o zaman ikinci şıkkı seçiyorsunuz. Önünüze bu sayfa çıkıyor. Size postayla ya da e-mail ile gelmiş olan access kod olması gerekir. Bu gelmiş olan access kodu buraya girdiğinizde healthcare.gov adresindeki bütün bilgileriniz sayfaya transfer olacak. Bu access kodu girip robot olmadığınızı işaretledikten sonra submit ettiğinizde artık healthcare'deki bilgileriniz GetCover'da otomatik olarak işlenmiş olacak. Üçüncü şıkta ise eğer bir hesabınız varsa o hesaba sizi götürüyor. 2021 yılı için Get Covered New Jersey'den sağlık sigortası satın almak için yapmamız gerekenleri adım adım inceleyelim. İlk olarak sayfaya geldik biraz önce incelediğimiz gibi. Sonrasında da işte Get Started'dan başlamasını istedik. Buradan sonra önümüze 3 tane seçenek çıkmıştı. Bu 3 seçenekten biz yeni başvuru yapan bir kişinin neler yapması gerektiğini inceleyeceğiz. Çünkü diğer ikinci sıradakiler zaten bütün bilgiler otomatik olarak Healthcare'den buraya atılmış olacak. Üçüncü seçenek ise zaten bu adımları geçerek hesabını oluşturmuş bir kişi. Şimdi gelin incelemeye başlayalım. İlk olarak yaşadığınız zip kodu istiyor. Zip kodunuzu girdikten sonra sizinle alakalı doğum tarihiniz, hamile olup olmadığınız bir sağlık sigortası bu kişi için alıp almayacağınızı işaretliyorsunuz. Daha sonra eşiniz ve çocuklarınız ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişileri tek tek seçerek işaretliyorsunuz. Bir sonraki adımda da ailenin yıllık gelirini buraya yazıyorsunuz. Şimdi isterseniz doldurulmuş halini inceleyelim. Zip kodumuzu yazdık, 4 kişilik bir aile seçtik, doğum tarihlerini yazdık ve 4 kişilik ailenin her biri için de sağlık sigortası almak istediğimizi yazdık. Mesela çocuğumuz New Jersey Family Care'den faydalanıyorsa o zaman onun bir sağlık sigortasına ihtiyacı olmayabilir. Ya da üniversiteden sağlık sigortası varsa onun ihtiyacı olmayabilir. Eşiniz iş yerinden sağlık sigortası var ama aile fertleri için alamıyorsa onun bu sağlık sigortasına dahil olmasına gerek olmayacaktır. Bu yüzden seçimlerimizi yaptığımızda şu anda sağlık sigortasına sahip olup olmadığımızı zaten ileride de bize bu soruları soracaklar. Bu seçimleri yapıyoruz. Diyelim ki bu ailemizin 55 bin dolarlık bir gelecek sene bir geliri olacağını tahmin ediyorlar. İsterseniz bu mavi tuşa basarak henüz kayıt yapmadan hangi sağlık sigortası fırsatları olduğunu, hangi paketleri satın alabileceğinizi görürsünüz. Ya da isterseniz direkt olarak kayıt işlemlerinize başlayabilirsiniz. Benim önerim öncelikle bir paketleri görmeniz, içlerinde size en uygun olanları seçmeniz. Çünkü daha sonra bilgilerinizi girdiğinizde artık o bilgileri tek tek değiştirip yeniden kontrol etmeniz gerekecek paketlerdeki değişiklikleri. Mesela gelir durumunuzu farklı farklı opsiyonlarla yazıp deneyebilirsiniz. Aile fertlerinden birini dahil edip etmemeyi seçebilirsiniz. Bunun gibi opsiyonları görebilmeniz açısından öncelikle bir kayıt yaptırmadan paketleri görmek, daha sonra eğer gelir durumunuzda farklılıklar olacağını öngörüyorsanız o diğer opsiyonu da deneyerek
fırsatları, paketleri incelemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Ben öyle yaparak size bu adımları anlatacağım. Ama isterseniz direkt kayıt işlemine de geçebilirsiniz. O zaman kayıt işlemleri kısmına geldiğimizde oradan devam etmeniz gerekecek. Bilgilerimizi girdikten sonra devletin bu ailenin sağlık sigorta poliçesine ödeme katkısı aylık olarak 917 dolar olacak. Ayrıca New Jersey eyaleti de 120 dolarlık bu poliçeye aylık katkıda bulunacak. İncelemeye devam edelim. Bir sonraki adımda doktor seçmenizi istiyor. Eğer devamlı gittiğiniz bir doktorunuz varsa ve ondan servis almaktan memnunsanız, onları da burada seçerek daha sonra paketler içerisinde bu doktorların o sağlık sigortasını kapsayıp kapsamadığını görme şansına sahip olursunuz. Eğer varsa böyle devamlı gittiğiniz doktorlar, bunları burada seçip daha sonra ikinci adıma geçebilirsiniz. Mesela bu örnekte iki tane doktor seçtik. Seçtiğimiz doktorlarla devam edelim. Burada hangi sıklıkla sağlık servisi alacağınızı soruyor. Yani az, işte 1-2 defa yıllık doktor ziyareti, laboratuvar test, orta, yüksek seviye ve çok yüksek seviye. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Ben az kullanımı ve orta kullanımı ayrı ayrı işaretleyerek paketlere baktım. Paketler birebir aynı fakat size sunuş sırası değişiyor. O yüzden burayı seçtiğiniz şeyin çok önemi yok. Sonuçta yine aynı paketleri göreceksiniz. Ama diyelim ki bu örnek için orta seviyeyi seçelim. Daha sonra reçeteli olarak ne kadar ilaç kullanıyorsunuz? Burada da işte az kullanım, orta kullanım, çok kullanım, daha üst seviyede bir kullanım, 4 basamaklı seçim yapabilirsiniz. Aynı şekilde burada da yine ortayı seçerek devam edelim. Şimdi önümüze paketler çıktı. Sağlık paketleri, 39 tane farklı paket. 0.72 dolardan başlıyor. İşte 2000 dolarlara kadar aylık ödemesi olan paketler. Bunlar içerisinde işte aylık sizin ödemeniz gereken parayla birlikte işte co-pay'ler, co-insurance'lar, deductible'lar, işte auto paketler gibi kavramlar var. Bunları daha önceki videomuzda açıkladığımız için tekrarlamayacağım. Fakat bunları tek tek inceleyip sizin için en uygununu seçmeniz çok önemli. Çünkü aylık olarak ödeyeceğiniz paranın yanında ekstradan cebinizden ne kadar para çıkacağınız aslında burada paketi seçerken belirliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz gibi sol tarafta seçim kriterlerinizi belirlemek için sizin için farklı opsiyonlar sunmuşlar. Bu opsiyonlar işte mesela ne kadar cebinizden para çıkacak, aylık ne kadar ödeyeceksiniz, deductible ne kadar olacak, buna göre sıralayabilirsiniz. Ya da planın çeşidine göre seçim yaptırtabilirsiniz. Deductible 2500'ün altında olsun veya işte 5000'in altında olsun diye seçebilirsiniz. Ya da daha önce sağlık sigortasından memnun olmuş arkadaşlarınızın seçtiği bir şirketten sağlık sigortası almak istiyorsunuz. Ona göre seçebilirsiniz. Ya da bildiğiniz gibi işte metal sıralamaya göre işte %60'a 40 mı ödeyeceksiniz, %70'e 30 mu? Bunlar içerisinde size uygun olanı seçip bu paketleri sizi şartlarınıza göre sıralamasını isteyebilirsiniz. Paketler sıralandı ve içlerinden birkaç tanesini incelemek istiyorsunuz. Üzerine bastığınızda sizi direkt o paketin sayfasına götürecek. Burada paketin daha ayrıntılı bilgisine ulaşacaksınız. Burayı mutlaka inceleyin. Yaklaşık 4-5 sayfalık farklı sağlık servisleriyle alakalı sigorta şirketinizin size vereceği destekle alakalı bilgi var. Gördüğünüz gibi mesela seçtiğimiz doktorlardan bir tanesi bu seçtiğimiz paketin in-network'ünde. Yani bu paketi alırsak işte bu doktordan servis alabiliriz bu servis içerisinde. Ama diğer seçtiğimiz doktor bu paketin içerisinde değil. Eğer biz o doktordan servis almak istiyorsak bu paketi seçtiğimizde o doktordan daha pahalı ya da bütün parasını ödeyerek servis almak zorunda kalacağız. Yine paketin logosunun altında 4 tane başlık görüyorsunuz. Paketin size sağlamış olduğu faydaların özeti ya da planın broşürünü buradan indirip inceleyebilirsiniz. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada pek çok ayrıntıyı göreceksiniz. İsterseniz bu paketin broşürünü inceleyelim. Ekranda gördüğünüz gibi 9 sayfalık bir broşür. Pek çok ayrıntı burada saklı. Eğer bir paketi artık seçmeye karar verdiyseniz mutlaka bu broşürlerini incelemenizi ve ayrıntıları görmenizi size tavsiye ederim. İçlerinde pek çok küçük bilgi var. Bu bilgiler sağlık servisi almaya başladığınızda sizin için çok gerekli olacak. Mutlaka paketi seçerken bu ayrıntıları tek tek inceleyin. Tekrar sunumumuza dönecek olursak,
Gördüğünüz gibi broşürde gözüken bazı bilgiler burada da özet halinde size sunulmuş. Bunları da broşürle birlikte incelemenizde fayda var. Mesela laboratuvar servisiyle alakalı bakınız diye bir işaret var. Mutlaka onun üzerine basın ve size nasıl bir servis sunduklarını burada inceleyin. Daha sonra bu servisi almak istediğinizde önünüze beklemediğiniz faturalar çıkmasın. Paketleri inceledik ve bazı paketleri birbirleriyle karşılaştırmak istiyoruz. Diyelim ki 3 tane farklı paketi karşılaştırmak istiyoruz. Paketlerin altında compare kısmını seçiyorsunuz. 3 tane farklı paketin compare kısmını seçtikten sonra bu seçtiğiniz paketleri sol tarafta görebilirsiniz. Bu servis de 3 pakete kadar karşılaştırma yapıyor. Eğer siz daha fazla paket seçtiyseniz ilk 3'ünü karşılaştırıp daha sonra diğerlerini karşılaştırabilirsiniz. Bunları birbirleriyle karşılaştırın ve daha doğru paketi seçin. Mesela buradaki örnekte 0.72 dolar, 1 dolardan bile az aylık ödemeli sağlık paketi var. Fakat bize ne servis sunuyor? Bizim ihtiyacımızı karşılayacak mı? Bunları mutlaka incelemek lazım. Bunda gördüğünüz gibi bütün başlıklarda karşılaştırmalar var. İşte doktor ziyaretine basın, doktor ziyaretlerindeki karşılaştırın, testteki karşılaştırmayı yapın. Böylelikle paketleri birbirleriyle karşılaştırarak en doğru paketi seçme şansınız olacaktır. Paketleri incelememiz, broşürleri incelememiz ve karşılaştırmamız sonunda diyelim ki 248 dolar aylık ödemeli bir pakete karar verdik ve bu servisi satın almak istiyoruz. O zaman ekranın altında gördüğünüz Add kısmından alışveriş sepetinize atıyorsunuz. Eğer diş paketi de satın almak istiyorsunuz, ekranın sağ tarafında gördüğünüz gibi diş planlarına devam eti tıklayarak devam ediyorsunuz. Bu ailemiz için 18 tane farklı diş sigortası paketi sunulmuş. Bunları da biraz önce yaptığınız gibi paketleri aynı şekilde sol taraftaki kriterlere göre seçip sıralayabilirsiniz. Kendinize en uygununa göre bir sıralama yaptırabilirsiniz. Diyelim ki bir paket hakkında karar verdiniz. Aynı şekilde paketin alt detaylarına girebilirsiniz ve daha önce yaptığımız gibi broşürünü indirebilirsiniz. Mesela bunun broşürünü inceleyelim. Gördüğünüz gibi 3 sayfalık bir broşür. Bunu da incelediğinizde size ne tür servisler, hangi ücretler karşılığında verileceğini, hangi servislerin kapsayıp kapsamadığını burada inceleyebilirsiniz. Şimdi yine sunumumuza dönecek olursak, buradaki ayrıntıları inceledik ve broşürü inceledik. Bu paket hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olduk. Diyelim ki bu şekilde 3 tane farklı paketimiz var. Bunları karşılaştırmak istiyoruz. Aynı şekilde burada da compare'e basarak paketleri seçiyoruz ve karşılaştırmalarını istiyoruz. 3 tane paketin farklı farklı karşılaşmasını ekranda görüyorsunuz. Böylelikle en doğru paketi yine karar verme şansınız olacaktır. Bu ayrıntılardan sonra karar verdiniz. Bir paketi seçtiniz ve şimdi sepetinize gidiyorsunuz. Sepetinize geldiğinizde biraz önce seçmiş olduğunuz sağlık sigortası ve şimdi seçmiş olduğunuz diş sigortası sizin alışveriş sepetiniz içerisinde bulunacak. Bundan sonra aşağıda gördüğünüz mavi butondan kayıt olma işlemlerini devam edebilirsiniz. Kayıt olduktan sonra da paketleri değiştirme şansınız olacaktır. İsterseniz de bu paket incelemesinden sonra herhangi bir paket seçmezsiniz ve bu sol taraftaki işaretten paketleri seçmeden direkt kayıt olma kısmına geçebilirsiniz. Şimdi de hesabı oluşturalım. Hesabı oluştururken ilk olarak sizden isminiz, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz ve bir şifre oluşturmanız isteniyor. Bunları yazıp da mavi butona bastığınızda artık bir hesap sizin adınızda oluşturulmaya başlanmış oluyor. Sonrasında sizin posta adresinizi girmenizi istiyor. Posta adresinizi girdikten sonra sizden irtibat için tercihiniz soruluyor. E-mail ile mi irtibata geçelim size yoksa cep telefonundan mesaj atarak mı? Bu konuda da seçiminizi yapıyorsunuz. İşte telefon istiyorsanız üsttekini ya da e-mail istiyorsanız alttakini. Marketplace'ten size gönderilecek dokümanları e-mail ile mi yoksa normal posta ile mi yollanmasını istiyorsunuz? Bunun seçimini yapıyorsunuz. Sonra vergi bildiriminde kullanacağınız 1095 belgesini işte kağıt olarak mı istiyorsunuz, e-mail olarak mı istiyorsunuz bunu seçiyorsunuz. Sonrasında dil tercihi var. Burada sadece iki tane dil var, İngilizce ve İspanyolca. Tercihlerinizi yapıyorsunuz. Sonrasında tercihlerinizi onaylayarak devam ediyorsunuz. Şimdiye kadar sizden istediği kişisel bilgileri ve tercihlerinizi belirledi. Bu aşamadan sonra 2021 yılı için yapacağınız başvuruya başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi lacivert butonunda Start New Application ya da alttaki küçük yazıyla işte Start Application. Bunlardan herhangi bir tanesine basarsanız sizi bir sonraki sayfaya getiriyor. Buradan sizi
New Jersey sağlık sigortası yapacağınız sayfanın kurallarına uyacağınızı, kurallarını kabul ettiğinizi belirten bir onay vermeniz gerekiyor. Buradaki işte boş kutuya onay vermek için tıklıyorsunuz ve ondan sonra da Save ve Continue ile artık o bilgiyi kayıt altına alıp devam ediyorsunuz. Bundan sonra sağlık sigortası başvurusu için gerekli olan bilgileri sizden istemeye başlayacak. Ne lazım? İşte isimler gerekecek. Kimler sağlık sigortasında olacaksa ya da sizin tax return'ünüzde olan dependent gözüken kişiler. Adresleriniz, eğer bir adres veya eğer çocuklarınız veya dependentlarınız başka adreste size bağlı kişiler başka adreste yaşıyorsa onların adresleri. Sosyal security numaraları, doğum tarihleri ve göçmenlik durumuyla alakalı gerekli dokümanları sizden isteyecek. Bu bilgileri sizden isteyecek. Şimdi devam edelim. İlk olarak kendi iletişim bilgilerinizi yazıyorsunuz. İsminiz, soyadınız, doğum tarihiniz, e-mail adresiniz, posta adresiniz, telefon numaranız, dil tercihiniz ve alacağınız belgeleri e-mail ile mi yoksa postayla mı alacaksınız seçimini yaptıktan sonra Save ve Continue'dan kaydedip devam ediyorsunuz. Sonraki adımda bu başvuruyu yaparken size herhangi biri yardımcı oldu mu sorusu var. Birincisi birisi bana yardımcı oldu, ikincisi de ben ve aile fertlerim doldurduk. Bunlardan hangisi doğruysa onu seçiyorsunuz. Eğer birisi size yardımcı olduysa o zaman ilk seçeneği seçiyorsunuz. Daha sonra bu kişinin sizi temsilciniz olduğunu onaylıyorsunuz. Bu yetki verdiğiniz kişinin adresi, kontak bilgileri hakkında sorulara cevap veriyorsunuz ve bir adım sonraya geçiyorsunuz. Ya da herhangi birinden yardım almadıysanız, temsilciniz olarak da herhangi birini atamayacaksanız burada no diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Sonraki soru, bu sağlık sigortasını alırken size ödemede yardımcı olunmasını istiyor musunuz? Evet veya hayır. Tabii ki biz buradan başvuru yapmamızın en önemli sebeplerden bir tanesi devletin bize vereceği destekten faydalanmak. O yüzden evet deyip devam ediyoruz. Bundan sonraki adımda hane halkı hakkında sorular gelecek. İlk olarak kendiniz için sorular soruluyor. Bu kişi sağlık sigortası almak istiyor mu? Evet diyorsunuz, isminiz, soyadınız, sonrasında doğum tarihiniz. Daha sonra eşiniz sağlık sigortasına dahil olacak mı? Evet almak istiyor, ismi, soyadı, doğum tarihi. Sonra çocuklarınız aynı şekilde. Çocuklarınız bu pakete dahil olacak mı? Evet diyorsunuz, ismi, soyadı, doğum tarihi. Bu şekilde pakete dahil edeceğiniz kişilerin isimlerini ve doğum tarihlerini yazarak bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Bir sonraki adımda da hane halkı olarak yazdığınız kişilerin kendi arasındaki ailevi ilişkiyi yazmanızı istiyor. İşte şu kişi şu kişinin eşidir, şu kişi şu kişinin kardeşidir şeklinde. Bunları seçtikten sonra devam ediyorsunuz. Bir sonraki adımda hane halkı olarak yazdığınız kişilerden sizin belirttiğiniz adres dışında yaşayan var mı diye bir soru soruluyor. Eğer böyle birisi varsa, mesela çocuklarınızdan biri başka bir adreste yaşıyorsa, o zaman onu işaretleyip adres ekleyin diye bir buton çıkıyor. Oraya o kişinin yaşadığı adresi ekliyorsunuz. Yoksa en alttaki seçeneği seçiyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Sonraki adımda hane halkı hakkında verdiğiniz bilgileri sizden onaylatıyor. Bunları kontrol ediyorsunuz. Tamamsa devam ediyorsunuz. Bundan sonraki adımda sosyal security numaranız ve göçmenlik durumlarınızla alakalı size sorular soracaklar. Bunlarla alakalı bilgiyi hazır etmenizi uyarıyor. Sonra devam ediyorsunuz. Cinsiyetiniz soruluyor ve sosyal security numaranız soruluyor. Buraya cinsiyetinizi seçip sonra sosyal security numarasını yazıp devam ediyorsunuz. Daha sonra bu kişi Amerikan vatandaşı mı diye bir soru karşınıza çıkıyor. Amerikan vatandaşıysanız evet diyorsanız. Daha sonra Amerikan vatandaşlığını daha sonradan mı elde etti diye bir soru çıkıyor. Eğer siz doğuştan Amerikan vatandaşıysanız buraya hayır diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Eğer Amerikan vatandaşısınız ama daha sonra yemin ederek Amerikan vatandaşı olduysanız o zaman birinci soruya evet, ikinci soruya da evet diyorsunuz. Daha sonra sizden Amerikan vatandaşı olduğunuzda size verilmiş olan iki çeşit evrak var. Bunların numarası ve yabancı numaranızı sizden istiyor. O evrakların üzerinde bu numaralar yazar. Bunu da buraya ekliyorsunuz. Eğer Amerikan vatandaşı değilseniz o zaman hayırı seçiyorsunuz. Önünüze marketplace'ten sağlık sigortası alabilmeniz için ya Amerikan vatandaşı olmanız ya da kanuni bir göçmenlik statüsüne sahip olmanız gerekliliği yazısı çıkıyor. Bunu onaylayıp devam ediyorsunuz. Bu listeden kendi göçmenlik durumunuzu seçiyorsunuz. Diyelim ki çalışma kartımız var. Seçenekler içerisinde çalışma kartı var. Onu seçiyorsunuz. Bu sefer
sizin yabancı numaranızı, kart numaranızı ve onun bitiş tarihini girmenizi istiyor. Bu bilgileri giriyorsunuz. Ondan sonraki soruda özel durumda bir göçmenseniz, işte diyelim ki Amerika'nın Samoa adalarında yaşıyorsanız bunları seçiyorsunuz. Genelde bizim arkadaşlarımızda bu seçenekler çok bulunmuyor. O yüzden en alttaki bunların hiçbirini seçiyorsunuz. Bir adım sonra dokümandaki yazan isimle bu kişinin ismi aynı mı sorusunu soruyorlar. Evet diyorsunuz. Daha sonra 1996'dan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde mi yaşıyor diye bir soru soruluyor. Genel itibariyle arkadaşlarımızın durum böyle olmadığı için hayır diyorsunuz. Bir sonraki soruda şu andaki göçmenlik durumunuz son 5 yıldaki göçmenlik durumunuzla aynı mı diye bir soru var. Genel itibariyle arkadaşlarımızın göçmenlik durumu aynı olmuyor. Bu yüzden çoğunlukla hayır cevabı veriliyor ama aynı olan arkadaşlar evet demesi gerekiyor. Daha sonra bunları kaydedip devam ediyorsunuz. Bundan sonraki soruda kökeniniz ve ırkınız soruluyor. İlk soruda Latin veya İspanik misiniz diye soruluyor. Bizim arkadaşlarımız buna hayır diye cevaplıyorlar. Daha sonraki soruda da ırkınız soruluyor. Burada da beyaz seçilerek devam ediliyor. Sonraki soruda 18 yaşından küçük çocuklarınızın bakımından sorumlu kişi siz misiniz diye bir soru soruluyor. Eşiniz ve siz olduğunuz için buna evet cevabı veriyorsunuz. Bu örnekte bir çocuğumuz 18 yaşından büyük, bir çocuğumuz 18 yaşından küçük olduğu için 18 yaşından küçük olan çocuğumuz için bu soru sorulmuş. Biraz önce kendimiz için cevapladığımız bütün sorular bu sefer eşimiz için soruluyor. Cinsiyeti, sosyal security numarası, Amerikan vatandaşı olup olmadığı, hangi statüde duruyorsa diyelim ki o da çalışma kartıyla duruyorsa onun yabancı numarası, kart numarası, kartın bitiş tarihi, işte dokümanın üzerinde aynı isim mi var? Aynı soruları biraz önce cevapladığımız soruları bu sefer eşiniz için cevaplıyorsunuz. Onun ırkı hakkında bilgi veriyorsunuz. 18 yaşından küçük olan çocuklarınızın, burada örnekte bir çocuğumuz vardı. Eşinizin de onun bakımından sorumlu ana kişilerden biri olduğunu onaylıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Aynı soruları çocuklarınız için de cevaplıyorsunuz. Onlara ek olarak çocuğunuzun evli olup olmadığı soruluyor. Büyük çocuğunuzun, küçük çocuğunun bakımından bir sorumluluğu olup olmadığı soruluyor. Bu soruya genellikle hayır diye cevap veriliyor ve devam ediliyor. Daha sonra ev halkınızdan herhangi biri emekli asker veya şu anda aktif görevde olan bir asker mi diye bir soru soruyorsunuz. Eğer asker görevli yoksa ailenizde buna hayır diyerek en alttaki seçeneği seçip devam ediyorsunuz. Bir sonraki soruda hane halkı hakkında verdiğiniz bilgilerde değişiklik yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye soruluyor. Eğer değiştirmek istemiyorsanız hayır diyorsunuz. 2021 yılında yapacağınız vergi beyannamesiyle alakalı sorular soruluyor. Kimler vergi beyannamesinde bulunacak diye soruluyor. Eğer siz ve eşiniz tek beyannamesinde bulunuyorsa ikinizi seçiyorsunuz. Sonrasında eşinizle birlikte mi bildirimde bulunacaksınız diye bir soru soruluyor. Evet birlikte bildirimde bulunacağız. Genel itibariyle öyle yapılıyor. Eğer tek bildiriminizi öyle yapmıyorsanız o zaman bunu seçmeyeceksiniz. Daha sonra tek bildirim sırasındaki birinci muhatap kim diye bir soru soruluyor. Eğer sizseniz benim diye cevaplıyorsunuz. Bir sonraki adımda da tax bildiriminizde size bağımlı olan kişileri bakmakla mesul olduğunuz ya da bakımında üstlendiğiniz kişiler kimlerdir diye burada da çocuklarınızı seçiyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Sonraki soruda Kızılderili ya da Alaska'nın yerli halkından olan bir hane halkından kişiniz var mı diye soruluyor. Buna hayır diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Daha sonraki soruda hane halkından herhangi biri son 90 gün içerisinde Medicaid ya da CHIP başvurusu yaparak uygun olmadığı bildirisi aldı mı diye bir soru soruluyor. Eğer 90 gün içerisinde böyle bir belge aldıysanız o zaman bunda evet diyeceksiniz. Kim aldıysa, kime başvurup da uygun olmadığı yazısı aldıysanız bunu işaretleyeceksiniz. Böyle bir şey yoksa en alttaki hiçbiri seçeneğini seçip devam edeceksiniz. Sonraki soruda hane halkından herhangi biri hamile mi diye soru soruluyor. Böyle bir şey varsa bunu seçiyorsunuz. Yoksa hayır deyip devam ediyorsunuz. Sonraki soruda fiziksel ya da mental olarak herhangi bir sakatlığı olan var mı hane halkından birinin diye bir soru soruluyor. Böyle bir şey yoksa hayır diyorsunuz. Daha sonraki soruda günlük yapması gereken yıkanmak, giymek gibi gereksinimleri yerine getiremeyen herhangi biri var mı? Böyle bir bakıma muhtaç kişi var mı? Böyle biri varsa bunu seçiyorsunuz. Yoksa hiçbiri seçeneği, en alttaki seçeneği seçip devam ediyorsunuz. Daha sonra çocuklarınızın herhangi birinin evlatlık olup olmadığını soruyor. Eğer öyle bir şey yoksa burada da en alttaki hiçbiri seçeneğini seçip devam ediyorsunuz. Sonraki soruda tam zamanlı öğrenci var mı diye soruluyor. Bizim örneğimizdeki ailenin
küçük çocukları full time öğrenci olduğunu düşünürsek bunu seçiyoruz ve devam ediyoruz. Daha sonra verdiğiniz bu bütün bilgileri tek tek şahıslar için özetini yazıyor ve bunları kontrol etmenizi istiyor. Herkes için doldurduğunuz bu bilgiler doğruysa bir sonraki adıma geçiyorsunuz. Bu adımda gelirinizle alakalı bilgiler isteyecek. İşte eğer bordronuz varsa bordrodaki bilgiler, işte W2 almışsanız yıl sonunda bununla alakalı bilgiler ya da gelirinizle alakalı daha farklı bilgiler varsa bunları yanınızda bulunmasında fayda var. Devam ediyoruz. İlk olarak sizin herhangi bir geliriniz olup olmadığı soruluyor. Eğer herhangi bir geliriniz varsa evet diyorsunuz. Hangi kaynaktan bu gelir elde ettiğinizi eklemenizi istiyor? Altta gördüğünüz add income kısmından geliri nereden elde ediyorsanız bunu eklemenizi istiyor. Buna bastıktan sonra diyelim ki bizim örneğimizde aile babası kendi işini yapıyor. O zaman bu seçeneği seçiyoruz. Daha sonra ne kadar gelir olduğunu seçiyorsunuz. Diyelim ki 4400 dolar geliriniz var. Bu kendi işini yaptığı için kar mı zarar mı diye bir seçenek var. Kar diyorsunuz. Diyelim ki aylık 4400 dolar kar ediyorsunuz. Hangi sıklıkla? Biz aylığı seçtik. Kaydediyorsunuz. Bu bilgiyi ekledikten sonra önümüze çıkan sayfada bizim kendi işimizden aylık olarak 4400 dolar kazandığımız ve bu bizim gelir kaynağımız olduğunu belirttik. Başka bir gelir kaynağımız varsa, diyelim ki artı olarak Uber yapıyorsak ve başka bir gelir kaynağı ise bunu da ekliyorsunuz. Bir yerde yarı zamanlı bordrolu çalışıyorsanız bunu da ekliyorsunuz. Ne kadar geliriniz varsa bununla alakalı bilgileri buraya ekledikten sonra kaydedip devam ediyorsunuz. Sonraki adımda nafaka, öğrenci kredisi faizi gibi gelir vergisinden düşebileceğiniz giderleriniz varsa evet'i yoksa hayır işaretliyorsunuz. Evet derseniz bu giderleri listelemeniz isteniyor. Bir sene içerisinde beyan ettiğiniz 4400 dolarları 12 ayla çarpınca 52.800 dolar elde etmiş oluyorsunuz. Size 2021 yılında da aynı miktarda mı kazanacaksınız yoksa herhangi bir değişiklik olup olmayacağı sorusu soruluyor. Eğer bu rakamla birebir aynısını kazanacağınızı düşünüyorsanız evet diyorsanız aksi halde hayır seçeneğini seçiyorsunuz. Hayır dediğiniz takdirde ne kadar tahmini gelir olacağını düşünüyorsunuz diye bir soru çıkıyor karşımıza. Diyelim ki gelirimizin biraz artacağını düşünelim. Yıllık olarak 55 bin olacağını seçtik. Bunu işaretliyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Bir sonraki sayfada gelecek sene için 55 bin dolar geliriniz olacağını tahmin ettiğiniz ve şu anda 4400 dolar aylık geliriniz olduğunu tekrar sizin dikkatinize sunup devam etmenizi istiyor. Biraz önce sizin için sorulan gelir sorularının hepsi eşiniz için de soruluyor. İşte bir geliri var mı? Geliri yoksa hayırı seçiyorsunuz. Varsa evet deyip bu sefer de kaynağını yazıyorsunuz. Diyelim ki bizim örneğimizdeki eş çalışmıyor. Hayır diyoruz. Hayır dedikten sonra gelir vergisinden düştüğü herhangi bir gideri var mı diye soruluyor. Bu soruya cevap verdikten sonra bir sonraki soruya geçiyorsunuz. Eğer gelecek sene de gelirinde bir değişiklik olmayacaksa, yani gelecek sene de çalışmayacaksa aynı gelirimi bekliyorsunuz sorusuna evet deyip devam ediyorsunuz. Gelecek sene eşiniz için beyan ettiğiniz gelir durumunu size gösteriyor ve devam etmenizi istiyor. Aynı şeyi çocuklarınız için de yapıyor. Bir geliri var mı yok mu? Yoksa hayır diyorsunuz. Daha sonra herhangi bir düzenli ödemesi olup olmadığını soruyor. Buna hayır dedikten sonra gelecek senede aynı gelir durumunda mı olacak sorusuna evet diyorsunuz. Ve beyanınızı size gösteriyor. Daha sonra tekrar diğer çocuğunuzla alakalı da aynı sorular. Geliri olacak mı? İşte eğer onun da bir geliri olmayacaksa aynı cevapları veriyorsunuz. Ve gelirle alakalı verdiğiniz beyanların hepsinin özetini yine bir sayfa üzerinde size gösteriyor. Bu verilen bilgilerin hepsi doğruysa devam ediyorsunuz. Bir sonraki soruda bundan sonraki 60 gün ve daha fazlasında herhangi bir sağlık sigortası kapsamında olup olmadığınızı soruluyor. Bizim örneğimizde olmadığını düşünerek hayır cevabını verdik. Evet deseydik ne olacaktı? Hangi sağlık sigorta şirketi kapsamında olduğunuz ya da Medicaid, Medicare ya da CHIP kapsamında olup olmadığınızı seçmenizi istiyor. Burada hangi kapsamdaysanız onu seçiyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Sonraki soruda geçen senelerdeki vergi bildirimlerinizde premium tax kredisinden faydalanıp faydalanmadığınızı soruyorlar. Eğer daha önce herhangi bir sağlık sigortası aldıysanız ya da başka bir şekilde tax krediden faydalandıysanız evet diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Bir sonraki soruda iş yerinizden Ocak 2021'de başlayacak şekilde
bir sağlık sigortası önerisi alıp almadığını soruluyor. Almadıysanız hayır diyorsunuz. Daha sonra eyaletin çalışanlarına sunduğu sağlık sigortası teklifi alıp almadığını soruluyor. Almadıysanız hayır diyorsunuz. Bir sonraki soruda son 3 ay içerisinde yaptığınız herhangi bir sağlık harcamasıyla alakalı destek talebiniz var mı? Yani ödeyemediğiniz bir sağlık faturası var ve bunun için yardım istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Böyle bir şey yoksa hayır deyip devam ediyorsunuz. Şimdi sigortalarla alakalı biraz önce size sorulan işte herhangi bir iş yerinden sağlık sigortası teklifi aldınız mı? Bugünden başlayarak 60 gün ve daha fazlasını kapsayan bir sağlık sigortanız var mı? Gibi soruların hepsi eşiniz için de soruluyor. Bu sorularda uygun olan cevapları evet veya hayır şeklinde veriyorsunuz. Aynı sorular çocuklarınız için de soruluyor. Onlara da cevaplarınızı vererek devam ediyorsunuz. Daha sonra sigorta ile alakalı vermiş olduğunuz bütün bilgilerin tekrar özetini size sunuyor ve bu özetleri gözden geçiriyorsunuz. Eğer hepsi doğruysa devam ediyorsunuz. Eğer doğru değilse onu tekrar düzeltmeniz için size düzeltme fırsatı sunuyor. Edit bölümünden tekrar o bilgiyi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi sizden istenen bilgileri girdiniz. Verilen bilgileri son bir kez daha gözden geçireceksiniz. Daha sonra da onay vererek yani imzalayarak genellikle isminizi yazarak imza atma şeklinde oluyor. Artık vermiş olduğunuz bilgilerle başvuru sürecinizi başlatmış olacaksınız. Şu ana kadar vermiş olduğunuz bütün bilgiler sizin ve aile fertlerinizle alakalı tek tek sizin önünüze konuluyor. Eğer bilgilerin hepsi doğruysa artık son aşama olan imza ve sisteme yükleme kısmına gelmiş oluyorsunuz. Burada size bazı sorular soruluyor. Bu kişilerden herhangi birisi hapishanede mi? İşte herhangi biri hapishanede değilse en üstteki hayır cevabını veriyorsunuz. Daha sonraki soruda gelir bilgilerinizi 5 yıl boyunca Marketplace tarafından alacağınız devlet desteğini hesaplamak için kullanılmasını kabul ediyor musunuz diye bir soru soruluyor. Bunu da kabul ediyorum diye cevaplıyorsunuz. Daha sonraki soruda siz veya hane halkından biri Medicaid'e, Medicare ya da ÇİP'e uygun hale gelirse Marketplace sizin sağlık sigortanızı otomatik olarak durdurmasını onay veriyorsunuz. Bir sonraki soruda da herhangi birisi Medicaid'e kabul alırsa Medicaid'in o kişinin sağlık harcamaları için üçüncü taraf olan sağlık sigorta şirketlerinden para alma hakkını, sizin adınıza para alma hakkını kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz. Bir sonraki soruda da hanenizde yaşayan çocuklardan ebeveyni farklı olanın bakımı, görümü için o evde yaşamayan diğer ebeveynin sağlık sigortasından da faydalanabilmek için kuruma izin verdiğiniz, eğer bir sorun yaşıyorsanız, çocuğunuza zarar verdiğini düşünüyorsanız da bunu derhal kuruma bildireceğinizi beyan ediyorsunuz. Bir sonrakinde 30 gün içerisinde eğer gelirinizde, adresinizde, hane halkın sayısında değişiklik olursa kuruma bu bilgiyi bildireceğinizi beyan ediyorsunuz. Sonraki onayınızda da sizin sağlık sigortasını GetCovered'dan ya da Medicaid'den alıp almayacağınızın kontrol edileceğini kabul ediyorsunuz ve oradan doğabilecek kanuni sorumluluklarını da kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz. Bir sonrakinde de ismimi yazarak yukarıda yazılan her şeyi doğruluğuna kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz. Burada işaretlemeniz gereken bütün seçenekleri tıkladıktan sonra isminizi yazıp Submit butonuna bastığınızda artık sisteme yüklüyor bütün bilgilerinizi. Çıkan sayfada da ne kadar destek alacağınızın bir özeti yapılıyor ve sizden istenen ek belgeler varsa bu burada gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi bazı bilgileri teyit etmişler, bazı bilgileri teyit edememişler. Mesela gelirinizle alakalı sizden bir beyan istiyorlar. Geçen seneki vergi beyanınızı buraya bildirmeniz gerekiyor. Buradan vergi beyanını seçiyorsunuz, 2019 yılını yüklüyorsunuz ve submit ediyorsunuz, sisteme gönderiyorsunuz. Sizi paketlere götürmeden önce yine bir soru soruluyor. Eğer eyalet devletinden sağlık sigortasını ödeyemeyeceğiniz için bir özel muamele talep ettiği ve kabul edildiyse bunu seçip bu kabul edilme numarasını buraya işliyorsunuz. O zaman sağlık sigortası yapma mecburiyetinde değilsiniz. Aksi halde New Jersey eyaleti sağlık sigortası yapması gerektiği halde yapmayan kişilere cezai müeyyide uyguluyor. Bununla alakalı da biraz sonra bilgi vereceğim. Eğer şartlarınız uygun ve ödeme zorluğu çekeceğinizi düşünüyorsanız üstte gözüken adresten başvuru yapabilirsiniz. Artık paketleri seçme sürecine geldiniz. Ya daha önce seçtiğiniz paketleri onaylayabilirsiniz ya da tekrar
seçiminizi değiştirip farklı paketleri seçebilirsiniz. Aralık ayının sonuna kadar başvuru yaparsanız 1 Ocak 2021'de sağlık sigortanız başlar. Eğer Ocak ayında sağlık sigortası başvurusu yaparsanız bu sefer de 1 Şubat tarihinde sağlık sigortanız başlayacaktır. Amerika'nın birkaç eyaleti gibi New Jersey'de sağlık sigortası yapmayanlara cezai müeyyide uygulamaktadır. Bu cezalar 200 bin doların altında geliri olan 5 kişilik bir aile için minimum 2351 dolar, maksimum da 5074 dolar olacaktır. Oldukça yüksek rakamlar, bazen çok ucuz paketler bulabileceğini düşünecek olursak ceza ödemektense çok çok uygun bir paket bulamasanız da sağlık sigortası sahibi olmanız daha makul olabilir. İsterseniz bu ailemizin geçen seneki hesaplama metoduyla eğer sağlık sigortası yaptırmamış olsaydı ne kadar ceza ödemesi gerektiğini bir hesaplayalım. Ailemiz karı koca birlikte vergi beyanında bulunuyorlardı. 3 tane yetişkin var, 18 yaşından büyük, bir tane de 18 yaşından küçük, 4 kişilik bir aileydi. 2021 yılı için 55 bin dolar geliri olacağını düşünüyoruz. Tabii bu geçen senenin hesaplama modeli, bu senenin hesaplama modeli belki birazcık daha değişecektir. 20 bin dolarlık gelir muafiyeti var, bunu düşüyoruz. Bu 35 bin doların %2,5'u alınıyor ve kaç ay New Jersey'de yaşadıysa buna bölünüyor. 12 ay New Jersey'de yaşadıysak 35 bin çarpı 2,5 çarpı 1, 875 dolar. Diyelim ki anne babanın yıl boyu sağlık sigortası yoktu, çocuklarında vardı. Bu aile 1390 dolar sağlık sigortası yaptırmadıkları için ceza ödemek zorunda kalacaklar. Bu cezayı ödemektense 50 dolarlık, 100 dolarlık çok kullanışlı olmasa da bir sağlık sigortası yaptırmanız gelecekte hem başınıza gelebilecek büyük hadiselerde koruyucu olması açısından hem de böyle bir ceza ödeme mecburiyetine kalmaması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigortası yapılma dönemi başladı. Bu videoda New Jersey'de sağlık sigortası başvurusuyla alakalı bilgileri sizle paylaşmakla birlikte pek çok eyaletin başvurularının benzer olduğunu da hatırlatmak isteriz. Herkese sağlıklı günler dilerim.